Güzel dostlarım, bir fili bir oturuşta yemezsin. Portakal soydun ya, hepsini birden yemezsin. Dilim dilim yersin. Sınavı kazanmak istiyorsun ya, sınavı kazanmak için de olay bir birdir. Şimdi ben koçluk yapıyorum. Koçluk yaparken bir öğrenci geldi bana, dedi hocam, dedi, ben üniversite sınavı kazanacağına ümidim yok. Ben dedim ki ya neden ümidin yok? Şu anlatacağım şeyde arkadaşlar, sınavı nasıl kolayca cebine koyuyorsun. Sana 100 kilo gibi görünen şeyin nasıl 1 kilo olduğunu fark ediyor olacaksın. Öğrenci geldi, dedi ki ya hocam, dedi, ben sınav kazanacağına ümidim yok. Nasıl kazanacağına ümidin yok dedim. Ya dedi ki işte ben psikoloji bölümünü kazanmak istiyorum ama puanım yetmiyor. Kaç puan ki dedim, psikoloji bölümünü kazanmak için kaç puan alman lazım? 340 puan almam lazım dedi. Şu an kaç puan alıyorsun dedim. Şu an dedi 260 puan alıyorum. Dedim. Yani 80 puan eksik, öyle mi dedim. Evet dedi. Peki dedim, 80 puan için kaç net yapman gerekiyor dedim. Tabii bu arkadaşlar, bu konuştuğum 6-7 yıl öncenin bir anısı. Dedik hocam işte 80 puan için 20 net falan yapsam yeter dedi. Öyle mi dedim, tamam güzel. Peki kaç dersten 20 net yapmalısın dedim. Dedi ki işte Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, yani 5 dersten 20 net, 25 net yapsam yeter dedi. Ay güzel dedim, sınava ne kadar var? Sınava dedi 5 ay var. Sınava 5 ay var ve sen toplamda 25 net yapacaksın. Doğru mu anladım dedim. Evet dedi. Peki dedim, o zaman şunu anlıyorum. Her bir dersten 5 net yapacaksın. Doğru mu? Evet dedi. Peki dedim, sınava 5 ay olduğuna göre her bir dersten ayda 1 net artırmalısın. Doğru mu anladım dedim. Evet hocam dedi. Ve sonra dedi ki hocam, koçluğa gerek yok. Ben sınavı nasıl kazanacağım anladım. Ben her ay her dersten bir net artırabilirim. Arkadaşlar, sınavın bütününe baktığımız zaman sınav bize çok zor gelir. Ayrıntıya girmemiz lazım. Ben niye hazırlanıyorum? İşte kaç Türkçe net yapıyorum şu an? 30. Kaç net yapma ihtiyacım var? 35 net ihtiyacım. 35 net için ne kadar sürem var? Diyelim ki 3 ayım var. Diyelim ki 5 ayım var. O zaman ben her ay ne kadar artırmam lazım kendimi? Dilimlememiz lazım. O zaman iş çok kolaylaşmaya başlar. Hepsine birden baktığımızda iş çok zor. Yani sınavı kazanacağım, 360 puan alacağım, 400 puan, 500 puan alacağım dedim, iş çok zorlaşır. Bana düşen şey ne? Bu ay ben hangi dersleri hallediyorum? Şimdi güzel dostlarım, burada önemli taraf şu. Gerçekten sınavı kazanmak istiyorsanız diyeceğiniz şey şu. İlk diyeceğiniz şey. Ben bu hafta mutlaka neleri halletmeliyim? Yani en önemli konular neler benim için? Bu haftama, gelecek ay, sonraki ay falan demiyorum. Bu hafta benim için en önemli konular hangileri? Örnek veriyorum, dedim ki işte anlatım bozukluğu çok önemli, polinomlar çok önemli, vektörler çok önemli. Neyse, konu başlıklarını koy. En önemliler, senin için en önemli konular hangisi, bu hafta mutlaka bitirmen gereken? Onları belirledin, en önemlileri. Ve diyorsun ki bu en önemlileri ne zaman bitireceğim? O en önemliler için arkadaşlar asla kimsenin zamanını bölemeyeceği bir şey söylüyorsun. Ben işte polinomları atıyorum, çarşamba günü akşam halledeceğim. Anlatım bozukluğunu cuma günü halledeceğim. Önce en önemlilerin planını yapıyorsun. Bir. Sonra diyorsun ki en önemlileri bitirdim. Şimdi önemliler hangisi benim için? Yani en önemli dersleri kavradıktan sonra önemli dersler şimdi hangileri? Bu defa önemlileri çıkartıyorsun ve onlara da bir zaman tanzimi yapıyorsun. Sonra şimdi az önemlileri çıkartıyorsun. Güzel dostlarım, çok önemlileri ve önemlileri hallettiğiniz zaman sınav cebinizdedir. Bu daim aklınızda kalsın. Ve her hafta kendine soracağın şey şu. Benim için en önemlisi şu an hangisi? Sonra önemlisi hangisi? Bizler genelde neyden gideriz arkadaşlar? Bizler bize kolay gelenden gideriz. Yani şöyle düşün, senin böbreğin ağrıyor ama sen göz doktoruna gidiyorsun. Değil mi? Senin matematikte sıkıntın var ama ben Türkçe çalışayım diyorsun. Bizler genelde kolay hangi tarafsa biz oradan gitmeye çalışırız. Sınavı kazanacak öğrenci şöyle çalışır. Nerede açığım var, nerede eksiğim var, benim için en önemli yerler neresi ve ben nereyi halletmem lazım. Ve bunun için diğer tarafı da şu arkadaşlar. Şimdi program yap diyor ya herkes. Yani öğretmenler der ki işte program yapın, programlı çalışın, herkes programlı çalışın der. Ben bir defa programa karşıyım da. Ya gerçekten karşıyım. İnsanın programı mı oluyor? İnsan duygusal varlık. Tam ders çalışacaksın, moralin bozuldu, ne yapacaksın? Tam ders çalışacaksın, kapı çaldı, ne yapacaksın? Tam ders çalışacaksın, tuvalet ihtiyacın geldi, ne yapacaksın? Ders programlarına bakın arkadaşlar. Banyo yoktur, yemek yoktur, tuvalet yoktur, Facebook yoktur, Instagram yoktur, sinema yoktur.
Cep telefonu uğraşma yoktur. Ama bunların hepsi bizim hayatımızda vardır. Dolayısıyla eğer gerçekten program yapmak istiyorsan şunu yapabilirsin. Dün nasıl bir gün yaşadın dün? Aynısını bugün yaşa. Dünün aynısını yaşayamazsın. Ben diyorum ki dün kendi hayatının bile aynısını yaşayamıyorsan nasıl birisi program yapacak da onu yaşayabileceksin? Onun için güzel dostlarım, kendi kendine sorman lazım. Benim için bu hafta mutlaka yapmam gereken konular hangileri? Ve bunları hangi zamanda yaparım? Senin programını sadece sen bilebilirsin, sen yaparsın. Çünkü senin ortamını en iyi sen biliyorsun. Ev ortamını, zeka yapını çok iyi biliyorsun. Evdeki ders çalışma durumunu biliyorsun. Aslında sınavı nasıl kazanacağını en iyi sen biliyorsun. Dolayısıyla cevabı da en iyi sen verebilirsin. Kendine sorman lazım. Ben bu hafta neler yapmalıyım? Ve diğer önemli taraf ne biliyor musunuz arkadaşlar? Baltayı bileylemen lazım. Aklıma bir hikaye geldi. Böyle iki tane oduncu ormanda odun kesiyorlar. Böyle yarışıyorlar sanki. Odun kesme yarışı yapıyorlar. Ve odunu kesiyorlar. Birisi sabah 6'da odun kesmeye başlıyor. Kesiyor. Devamlı kesiyor. Diğeri de saat 8 gibi gelmiş. İşte kesiyor, odun kesiyor. Sonra duruyor, dinleniyor, sigarasını yakıyor, çayını alıyor falan. Ama diğeri deli gibi kesiyor devamlı. Sonra bizimki 10 dakika dinlendikten sonra saat 8'de başlayan. Sonra bir daha kesiyor. Sonra diğeri deli gibi çalışıyor. Bu her bir saatte bir 10 dakika 15 dakika dinleniyor. Sonra akşam oluyor. Odunlar sayılıyor ki saat 8'de başlayıp da her saat başı mola verenin odunu daha çok. Adam diyor ki diğer, ya böyle bir şey nasıl olur? Ben sabah 6'dan beri deli gibi çalışırım. Hiç durmadan bir dakika mola vermeden çalışırım. Nasıl sen benden daha fazla odun kesersin? Diğeri diyor ki akıllı adam. Sen diyor beni dinleniyor zannettiğin sıralarda ben baltayı bile eğiliyordum. Sen bir saat iki saat sonra körelmiş baltamla kesmeye çalışırken ben her saat başı keskin baltamla çalışıyordum. Onun için güzel dostum lütfen kendine her gün içerisinde izin ver, mola ver. Sosyal hayata dal. Dersten uzaklaş. Baltanı bileyle. Ve kendine baltayı bileyleme vakti oluştur. Ve ben bunun için de günü verimli kullanmada çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Balta hangi saatlerde, hangi... Çünkü bazı anları beyin çalışmıyor. Ya beyin çalışmaz ki niye ders çalışıyorsun ki o anda? O anda baltayı bileylemen lazım işte. Güzel dostlarım, öncelikle çalışacağımız dersleri bölümlere ayırıyoruz. Ve önümüzde süreç var. Bu süreç içerisinde neleri yapmıyor? Yani hani başta anlattım ya, ayda bir net artırmak. Ayda bir net artırmak veya ayda iki net artırmak. Bölümlere ayırıyoruz ve bir portakalı hepsini birden değil dilim dilim yiyoruz. Ve program yaparken de kendimize soracağımız soru şu. Benim için en önemli konular hangileri? Ben nereden gitmem lazım? Ve bu en önemli konuları hangi zaman dilimde çözmem lazım? Ve önemli konular nereler benim için? Ve bir daha söyleyeyim mi? Hayata karşı güçlü durursan hayat kolay geçer. O en önemli dediğin ve önemli dediğin dersleri uygulamak için güçlü durursam bu hafta hayat birdenbire kolaylaşacak güzel dostlarım. Bir yandan da şuna girmek istiyorum. Günü verimli kullanmaya girmek istiyorum. Şimdi çok harika bir şifre vereceğim sana. Şimdi biz mideye arkadaşlar yemek, besin girdiği zaman mide asit salgılıyor ya. Beyne de yeni bir bilgi girdiği zaman beyinde kimyasal bir kısım maddeler salgılıyor. Ve biz aslında bir şeyleri öğrendiğimiz zaman sanki böyle mürekkeple kalem yazıyormuş gibi beyindeki o kimyasal maddeler onları beyine not alıyor. İşin enteresan tarafı ise şu, bu kimyasal maddelerin salgılandığı gün içerisinde iki zaman dilimi var. Bu uykuyla, uyanıklıkla, yorgunlukla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Güneş ışınlarıyla alakalı bir durum. Günü verimli kullanmayı arkadaşlar diğer videoda ayrıntılı şekilde anlatacağım. Ve onu bildiğimiz zaman, bu mekanizmayı bildiğimiz zaman hangi saat ders çalışmayız, hangi saat ders çalışmamalıyız, hangi saat balta bileylememiz gerekiyor, bunu çok iyi biliyor olacağız. Önemli olan neyi biliyor musun? Kendine bak ve diyorsun ya, beni sevmiyorlar, bana değer vermiyorlar, beni önemsemiyorlar diyorsun ya. Asıl şifre şu, sen kendini seviyor musun? Sen kendine değer veriyor musun? Sen kendine zaman harcıyor musun? Yani sen kendine değer veriyorsan kendin için zaman ayırırsın. Kendin için emek verirsin.
Ve sen kendine zaman ayırırsan, sen kendine emek verirsen, yani sen kendini seversen toplum sana aşık olur. Günü verimli kullanmada buluşmak üzere güzel dostlarım. Sevgiyle kalın, aşk ile kalın. Hatta bak, hatta bir şey diyeyim mi sana? Bunu sadece öğrencilere diyorum ve öğrenciler bunu demeyi çok seviyorum. Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Tebessüm etmekten vazgeçmeyin. Aramızda kalsın. Kim ne derse desin, sevmekten vazgeçmeyin. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.